İnsülin bağımlılık yapar mı? Daha sonra bırakılabilir mi? Diyabet hastalığı vücutta ne gibi sorunlar yaratabilir? Tip 2 diyabet genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan, başlangıçta insülin direncinin önemli olduğu ama zamanla insülinin eksikliğinin de görüldüğü, kan şekeri yüksekliğiyle karakterize kronik bir hastalıktır. Ağız kurulukları oluyordu. Bir sürekli olarak su içme, hararet isteği, böyle bir hararetin artışı vesaire oluyordu. O gün çok fazla yorulmasanız bile akşam inanılmaz derecede yorulmuş hissediyordunuz kendinizi. Hamileyken de aslında bildiğim bir şikayetim yoktu ama şeker yüklemesiyle birlikte anormal bir şeker çıktı. Benim 300 seviyelerinde bir şeker çıktı. Ve gebelikte çok sıkıntılı olan bir şey olduğu için diyabet hemen dahiliyeye yönlendirildim. Obezite en önemli suçlanan faktör. Karın çevresindeki yağlar en çok suçlanan risk faktörler arasında bulunuyor. Genetik altyapısında diyabeti olan bireylerde obezitenin artmış olması riski daha da arttıran bir faktördür. Doğumdan sonra, hastaneden çıktıktan sonra insülini bıraktım. Emzirmeyle birlikte zaten bir enerji harcayacağım için, bebek bakımı vesaire. Şeker belirtilerini kendimde gördüğüm için ben doktora başvurdum. Asansörde bir baktım, gözlerimin içerisinde inanılmaz şekilde bir kanlanma var. Tabii ki şeker olduğunu hissediyordum ama ciddiye almıyordum. Ama o gün gözlerimdeki o kanlanmayı görünce, ha dedim, doktora gitme zamanı, bunu hakikaten hafife almamam lazım, çok ciddiye almam lazım dedim. Tip 2 diyabetin klasik semptomları var. Bunlar arasında halsizlik, uyku eğilim, çok yemek yeme, çok su içme, sık idrar yapma. Hastaların yaklaşık yarısı asemptomatik. Yani hiçbir semptom yok hastada. Yıllarca diyabet tanısı almadan yaşıyorlar ve bu hastaları bir gün bir görme kaybıyla, kalp kriziyle, ayağında iyileşmeyen bir yaraya bağlı ayak ameliyatı, ayak amputasyon öncesinde tan alabiliyorlar. Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları kadınlarda sık bir başvuru semptomu olabiliyor. Doktor da doğal olarak kan tahliliyle veya idrar tahliliyle bunu hemen ölçtü. Yaklaşık 300'ler seviyesinde bir şeker çıktığı için de tip 2 şeker olduğunu söyledi. Tahlillerde hemen ortaya çıktı. Kolesterol seviyelerine bakıldı. Açlık tokluk şekerleri vesaire. Pankreasın durumu. Bunların sonucuna göre artık ilaç kullanıyorum. Tip 2 diyabetliyim. Diyet ve egzersiz mutlaka olmak zorunda. Bunlar olmadan kan şekeri regülasyonu sağlamak mümkün değil. Bazı hastalarda sadece ağızdan kullanılan ilaçlar yeterliyken bazı hastalarda daha tanı aşamasındayken de insülin kullanmak gerekebiliyor. Aslında insülin terapisine ne kadar erken başlanırsa uzun vadeli komplikasyonlar o kadar daha az görülebiliyor. Kişiye göre değişmekle beraber haftada bir kez mutlaka aşık ve tortu kan şekerlerini evde takip etmeyi öneriyoruz. Ve her 3 ayda bir 3 aylık kan şekeri ortalamalarını hemoglobin ABC olarak biliniyor bu. Bunun mutlaka yapılması gerekiyor. Eğer kan şekeri hedef düzeylerdeyse tedavide değişiklik yapmıyoruz ama hedeflerin dışına çıktıysa tedavide değişiklik yapmak gerekiyor. Aşağı yukarı bir hafta hekim kontrolünde hastanede hem diyet perhize alıştım hem de insülin kullanmaya alıştım. Orada güzel sonuçlar da aldığınız zaman sizi daha fazla moral veriyor. Bu sefer daha dikkatli oluyorsunuz. Diyabete bağlı birçok kronik komplikasyon görülebiliyor. Kalp hastalığına bağlı ölüm en sık ölüm sebebidir bu hastalıklarda. Son dönem böbrek yetmezliğinin en sık sebebi diyabettir hastalarda. Non-travmatik amputasyonların yani kaza dışındaki ayak kesilmelerinin en sık sebebi budur. Çok şükür özellikle 2 seneden beri çok daha sağlıklı yaşıyorum. Aslında şeker hastalığında tıbbın istediği şeyler sağlıklı bir insanın olması gereken şeyler.